O bir tiyatrocu. Hem de çok önemli bir tiyatrocu. Geleneksel Türk tiyatrosunun kabuğu artık onda. Onun bir tiyatrosu var. Tıpkı ustaları gibi o da bütün varını yoğunu aldı ve bir sahneye yatırdı. Baba sahneye. O bir baba. O bir dizide oynuyor ki 15 senedir oynuyor. Hatta artık emniyetten emekli olacak diye düşünülüyor. Dünya şekeri ama dünya serti. Çok önemli. Yüreği muhteşem bir kardeşim. Şevket Çoruh. Mekanın sahibine geldik programımızda. Bugün de gene bir mekanın sahibine geldik. Baba sahnedeyiz. Şevket Çoruh'la beraberiz. Ama mekan baba sahne değil. Mekan aslında geleneksel Türk tiyatrosunun kavuğunun bu dönem sahibi olan Şevket Çoruh'a geldik. Sevgili kardeşime geldik. Çok güzel bir başarı hikayesi var. Öncelikle hayırlı olsun diyoruz. Tebrik ediyoruz. Çok bence bir tiyatro oyuncusu olarak ben de kendi adıma söyleyeyim. Böyle bir şeye sahip olmak ne kadar geçici bir süre için olsa bile bir emaneti korumak için böyle bir görevlendirilmek çok kıymetli bir şeydi. Hatta nacizane ben de sunuculuğunu yapmıştım o gecenin. O tarihi anı sahnede yaşamanın mutluluğu içerisindeydim. Öncelikle tebrik ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Acayip bir şey değil mi? Yani ilk aldığında, haberi aldığında bile bir dönem geçirmişsin aslında. Oradan başlayalım. Ya 12, 11 ya da 12 Mart'ta yani öyle saat 11.30 sabah yani sabah öyle üzeri. Rasim abi aradı, bir şey söyledi, çok anlamadım. Sonra yani anlamadığım şey de işte yani böyle işte biz Ferhan Usta'ya da danıştım. O da bu kanaatte. Biz kabuğu sana veriyoruz, vermek istiyoruz dedi. Devretmek istiyoruz deyince böyle bir durdum, sonra anlamadım. Rasim abi dedim, kabuk hani bildiğimiz kabuk değil mi? Yani, evet oğlum dedi başka falan. Peki o zaman dedim siz telefonu kapatın, ben bir kendime geleyim, sizi bir 15 dakika sonra, 20 dakika sonra arayayım dedim. Yani şimdiki nesil için ya da yeni arkadaşlarımız için kabuğun ne demek olduğu, nasıl bir mesele olduğu çok anlaşılıyor mu bilmiyorum. Ya da diğer konservatuardaki arkadaşlarımız için ama biz köy seyirlikten, minder komiğine, meddattan, orta oyununa bütün bu biçimleri hem uygulayarak sahnede hem de tarihini öğrenerek büyüdük. O yüzden de benim için bambaşka bir şey oldu, haber oldu bu. Çünkü aslı aldığın eğitimin diploması oldu. Yani bir taraftan da tabii başka bir duygulanım var. Çünkü bu bir jüriyle bir halk oylaması değil yani. Falan değil. Yani bir ustanın başka bir çırağa işte ya da kalfaya verdiği bir el vermek. Yani bayağı kendime gelemedim ya. Şöyle bir işte yani bayağı ağladım yani oturup. Tabii ki bu tepkiyi kendinde beklemiyorsun yani. Hani ne hissedecek, ne hissedebilirsin ama demek ki çok önemliymiş diyorsun. Bir de hiçbir beklentiniz olmadan öyle batlanarak. Peki beklenti deyince zaman... şunu söyleyeceğim Şevket. Mesela bu söylenmeye başlandı. Ferhan Şensoy verecek denildi. Rasim Öztekin verebilir denildi. Ama bilinmiyor denildi. Bu süreçte hiç bir beklentin oldu mu? Ya olmadı. Hiç aklından geçti mi? Ya şundan aklından dolayı... Aklından geçmez mi? Herkesin aklından geçer tabii de. Şimdi aslında şöyle bir durum var. Yani aklımdan geçmiyordu gerçekten. Yani hakikaten hiç geçmiyordu. Çünkü şunda şöyle bir durum vardı. Yani biz baba sahne olarak aslında Türk tiyatrosu için, geleneksel tiyatro için... Hep düşünen ve onun için bir şeyler yapan insanlardık. Aynen. Yani biz mesela ustalarımızın yaptığı şeyleri yaptık, söylediklerini yapmadık. Evet. Yani Ferhan abiyi biz taklit ettik. Yani şu anlamda taklit. İşte bu salon Ferhan abinin gösterdiği doğrultuda yapılmış bir salon. Çünkü Ferhan abi de benim yaşlarımdayken hatta böyle bir salon yapmaya kalkıyor. Öyle bir salonu 1885'te yapılmış bir ses tiyatrosunu tekrar yeniliyor, röleve ediyor, bilmem ne diyor, ayağa kaldırıyor. Büyük bir turnelerle topladığı paralarla büyük bir şey yapıyor. Büyük bir süreç bu. Yani Yıldız Kenter de öyledir yani bir kadın, hele Türkiye'de bir kadın kendi başına kendi çabalarıyla öyle bir salonu yaptırabilmeleri falan. Yani dediğim gibi usta, o yüzden de bize ödülleri, yani Ferhan abi, biz bir tiyatro açılırken Ferhan abi bizi arayıp ben bilirim bu işleri oğlum, sıkışmışsınızdır, ben hemen sizin salonda bir oyun oynayayım
gelirini de size bırakayım demiştir mesela. İlk bunu siz bunu talep etmeden hayır, o sizi kendi arayıp tabii canım Feren abi arayıp. İşte ustalık böyle bir şey işte galiba. Feren, ya o yüzden biz ustalarımızdan sağ olsunlar büyük yardımlar, destekler bulduğumuz için hani bize daha ne yapabilirler dedik yani. Ben evet. Hani o, bir de dediğim gibi işte Müjdat Hoca vesaire onların da işte o da tülatfesini getirdi. Yani ama mesela bu dükkan yap yani tiyatromuz açıldığın zaman da buranın tüm anahtarlarını şey yapıp işte bir anahtarlar birleştirip götürüp Müjdat Hoca'ya vermişimdir. O da onun ödülüdür aslında yani. Ama hayatımda en çok hatırlayacağım, en çok şey yapacağım. Rasim abiyle mesajlarımız bu konudaki işte benim tepkilerim mesela unutulmayacak şeyler bunlar. Unutulmayacak bir gece oldu. Gerçekten belki de kavuk tarihinde evet. ilk defa bu kadar büyük bir organizasyon oldu. Senin olman başka bir durum. Evet. Çünkü Hakan abi de Orta Oyuncular Grubu'nun önemli oyuncularından bir tanesidir. Ben onun birçok oyununu seyrettim. Ses Tiyatrosu'nun kapısında elinde tombala şeyiyle Hakan Bilgin'in başka da bir önemi var ki bu konuşma olurken de hani Hakan abi olmalı. Aynen. Hakan Bilgin olsun çünkü çok daha değerli hale geldi. Orta oyunculardan bizi takdim eden bir oyuncu arkadaşımız, abimiz de vardı. O yüzden çok önemli bir şey oldu. Tabii ki bana sorsalardı ki sormadılar. Niye sorsunlar şimdi Asım abi? Ben tabii ki Ses Tiyatrosu'nda olmasını tercih ederdim ama bu organizasyonda tabii ki orada olmasının, Cemil Topuzlu'da olmasının başka bir anlamı vardı. Dönemle alakası var aslında. Sağlık meselesi var, bilmem nesi var. Bu kadar insanı oraya doldurmanın tabii. Çok doğru olup olmayacağı tartışıldı. Ama dediğim gibi çok kıymetli, çok değerli bir gece oldu. Evet, çok güzeldi. Şimdi geriye dönüyoruz. Yani şu yaşadığın olayı bile o kadar mütevazi bir şekilde karşılayan bir düşüncede ve yapıda olduğun için söylüyorum. Geriye döndüğümüzde çocukken de aslında çok mütevazi bir hayatım vardı. Evet. İstanbul'da doğdun, büyüdün. Çalışan anne babanın çocuklarıydın. Evet. Tek çocuktun, evet. Değil mi? Evet, evet. Sahilde, Maltepe'de büyüdün. Hatta yani böyle hatta sokakta büyüyen, böyle balıkçı dostları olan. Evet, evet. Ama hep bizim filmlerde gördüğümüz gibi senin bu kadar güzel bir insan olmanı sağlayan abiler mi vardı? Vardır ya öyle hani derviş balıkçılar falan. Ya evet yani şanslı dostlar ve şanslı komşuluklar, şanslı çocukluk arkadaşları bunlar çok etkilemiştir hayatımı. Yani Üsküdar'da doğmak, Selamsız gibi bir caddede büyümek, çok kozmopolit olan Rumu Ermenisi, Çingenesi, bizler yani göç edenler, biz de bir Batum göçmeniyiz biz de evet, seninle beraber tabii. İşte biz Batum Artvin'den göçmüş bir aileyiz. Öyle çok kozmopolitti. Üsküdar Şemsipaşa, Salacak, babamın dolmuşçu olması, dolmuş şoförü olması, taksicilik yani hayatı boyunca öyle yaşadı yani öyle de emekli oldu. Yani üç tane amcam var, üçü de şofördü yani işte bir tanesi İETT'deydi, bir tanesi kamyon şoförüydü, babam da dolmuşçuluk yapıyordu. Onların verdiği de bir lezzet vardı. Lezzet dediğim hayatla ilgili lezzetler. Yani o zaman çok büyük farklılıkları olan dünyalar yoktu galiba şimdi. Ama çok araya gireceğim. Bu arada senin bu araba sevdan ve araba konusundaki bilgi sahibi olman, hatta araba koleksiyonuna sahip olman, belki de babam ve amcalarının evde bu kadar arabadan bahsetmeleri alakalı arabadan olabilir mi? Arabadan bahsetmelerinde de arabada yani. Aslında başka bir şey var, önemli bir şey var. Babamın kendi arabası olmadı hiç. Evet. Yani işte amcamın YTT'de de şofördü, belediyenin aracı. Diğer hattın amcam kamyon şoförüydü ama o kamyon da fabrikanın kamyonuydu. Yani babamın kendi dolmuşu vardı ama tüm aileye bakan bir şey var bilirsin yani. Tabii. O yüzden sonra babam da belediyeye de çalışmaya başladı. Yoktu yani aslında. Ama belki de sen de onun için mi acaba bu kadar arabaya sahip olma isteği sahip oldu belki de? Sahip olmak istediği iki tane şey var. Resim olarak küçük yani çocukluğunuzda bir resim ve bir hayat var ya hani bizi karşılayan bir hayat. Şimdi ne var? Şemsipaşa var. Üsküdar sahil var.
İşte Mirman Sultan Camii var, Selamsız Caddesi var, dolmuşlar bunlar var. Bunlar senin küçükken gördüğün resimler. Gördüğüm resimler. Şimdiki gibi değil yani, tabletlerden dünyanın tabii her tarafında şeyleri görmüyorsun. Tombulu, şişmanı, uzunu, sivri kuyruklusu, büyük tamponlusu, koldan viteslisi, işte otomatiği vesairesi, istrepenta dedikleri normal Amerikan arabalarını uzatıp onları işte 8 kişilik hale getiriyorlardı. İstrepenta deniyordu onlara. Onların arasında koşturan bir çocuğun hayranlık duyması, yani onların ne bileyim kadrajlarına, şeylerine, göstergeleri, radyoları, içinin kokusu, işte direksiyonlarının kemik olup olmaması, kapıların nasıl açılıp kapandığı falan filan gibi o resmin içinde büyüyorsun. Sonra onu algılayışında başka oluyor. Tabii ki ileride de evet diyorsun. İki şey var mutlaka. Yapamadıklarımız, yani babalarımızın ulaşamadığı şeylere ulaşma sevdası oluyor ve onu da büyük bir beğeniyle, büyük bir sevgiyle devam ettiriyorsun. Sonra da o aracı aslında bir otomobil olarak değil, bir mimari bir eser gibi algılıyorsun. Ama o otomobil aynı zamanda da çocukluğunu da sakladın sen. Evet. Çocukluğunu da korudun aslında. Yani belki de o çocukken gördüğün o çok güzel resimleri de o arabalara sahip çıkarak, onları koruyarak, kollayarak belki de korudun yani. Evet. Ama sonra daha büyük hayallerin olduğu için de onların hepsini verdin ve karşılığında da buraya çok ciddi bir yatırım yaparak bu sahneyi aslında ya bütün geçmişini, bütün birikimini verip böyle bir sahne açtın yani, baba sahneyi. Yani çok konuşulsun, çok şey yapılsın. Ben rakamın büyüklüğü manasında yani, söylemiyorum. Yani tabii. Ya burada bir tane araba yani, olsa da çok kıymetliydi yani. Şimdi tabii yani. Şöyle bir durum var. Yani neden yaşadığımız ya da neden hayatımızı devam ettirdiğimiz konusunda şüphelere kapılmak yerine aslında doğru bildiğiniz şeyi ve sizden önce yapılmış bir şeyi tekrarlamanıza yarar var diye düşündüm ben kendi açımdan. Çünkü başka bir şey yapma arayışına gireceğine aslında şu anda Türk tiyatrosunun en büyük ihtiyacı olan salon meselesi. Bütün o ustalarımızın şikayet ettiği kötü sinema salonları, kötü hele Anadolu'daki inanılmaz düğün salonları, kötü sinemalar vesairelerin dışında evet dedim yani. Tabii ki o da sizi bunu yapmaya yöneliyor. Bunu da çok severek yapıyorsunuz. Yani hiçbir şekilde yaptığınız ya da Türkiye'de böyle salon yapmanın eziyetini bilen insanlar yok diyorsunuz. Bu şeye benim de atılmam, benim de geleneği devam ettirmem gerekiye düşüyorsunuz. İyi ki yapmışız. Yani tekrar belki çok para kazanırız. Bir tane daha yaptırırız. Onu da ana sahne diye işte baba sahne, ana sahne. Burası her zaman. Peki geriye dönüyorum tekrar. O zamanlar annen ve baban seninle ilgili veya senin o arabaları, resimleri, camileri Üsküdar'da görmenin haricinde kurduğun hayaller var mıydı? O zaman tiyatro var mıydı mesela? Tiyatro şöyle vardı. Şimdi Üsküdar yani Yeşilçam'ın birçok filminin çekildiği bir mekandır. Yani Salacak, Bağlarbaşı, işte Çinili Karakolu'nun olduğu bölge, o bölgede çok, hatta tam karşısında işte bizim Neşeli Günler gibi, işte Münir Özkul'u vesaire şey oldu ve ben onları o işte biz mahallede film çekiliyor falan denildi de biz koştura koştura heyecanla işte Adile Naşit'i gördük, Münir Özkul'u gördük, Fener işte Kemal canlı, canlı gördüm. Hatta hatta Şener abiyle yıllar sonra aynı oyunda oynarken Şener abiyle onu anlatmıştım. Salacak üstü de Doğancılara yakın bir bölgede bir kahve var, böyle tarihi kahve. Türk filmlerinde birçok kahve sahnesinin çekildiği mekan. Bir plan çekmişler, dinlenmeye çıkmışlar. Biz de orada Üsküdar Ortaokulu'nda okuyorum ben de. İşte yine film çekiliyor, koştura gittik. Yani şöyle Münir abi, Şener, Şen, işte Adile Naşit falan oturuyordu ondan sonra. İşte herkes böyle defterleri çıkartmış o zamanın heyecanla, böyle işte şey yapmaya, imza almaya çalışıyor falan böyle. İşte o karşılaşmayı anlatmıştım, böyle kendimce espri falan yapmıştım. İşte yormayın Şener abi bizi çocuklar falan demişim falan ondan sonra. Ve evimizde o zaman televizyon yoktu, radyomuz vardı yani. Hani sinemada görünce tabii ki onların hepsi büyülüyor. Sonra ilkokul yani ortaokul civarlarında öğretmenlerim, ilkokul öğretmenlerim işte onlar fark edip bu konuda teşvik ettiler. İyi ki de etmişler. Yani hani doğru yönlendirebilen öğretmenler
ne kadar önemli diye düşünüyorsun şu anda? Yani bir çocuğa bunu yapman daha iyi, sen bu konuda daha başarılı olabilirsin diye destek olan öğretmenler çok kıymetli. Klasik bütün anne babalar gibi, yani benim mühendis, doktor vesaire olmam ki sizde de vardır, bizde de vardır, aileler kesinlikle istemezdi. O dönem belki haklılardı. Yani o zaman öyle bir istek var mıydı peki? Mesela annen baban ne istiyordu? Normal klasik bu. Tabii. Bir yere tabii, sağlam tabii, bir yere ne girsin. Ne oyuncular oğlum işte bak oyuncular şey aç. Açlar. Aç bunlar da yani falan durumları vardı. Yani niye ne oyunculuymuş falan diye. Yani ta ki para kazanıp da bu meslekten karnımı doyurana kadar ikna olmadı yani. Hani yine de ona rağmen ne olacak bugün var yarın yine olmaz durumlar. Ama işte dediğim gibi doğru yönlendirme çok önemli. Sonra gençlik oldu. İşte MSM neden mesela? Onun seçimi nasıl oldu? MSM neden? Aslında yani hiç kafamda falan yoktu. İstanbul Üniversitesi'nin sınavı. İki kere sınava girdim. Birim İstanbul Üniversitesi. İstanbul Üniversitesi'ne girdim. Son elemede kazanamadım ondan sonra. Allah Allah. Evet. Ben başka bir yere girdiğini bilmiyordum. Yok girdim. İstanbul Üniversitesi sınavlarına girdim. İstanbul Üniversitesi sınavlarına girdim. Birinci eleme falan böyle kesin olur falan diye bakıyordum ama olmadı. Sonra 92 senesinde buranın sıra işte o sene buranın yani Müjdat Gezen Sanat Merkezi diye bir okul açıldı. Çok inanılmaz bir kadrosu oldu vesaire söyleniyordu. Hatta onu İstanbul Üniversitesi'nin sınavının bahçesinde böyle insanlar bir arada hani acaba oraya mı girsek falan diyordu. İşte biri ben Eskişehir'e gideceğim, ben Ankara'ya gideceğim falan diyorlardı hani burada olmazsa. Şimdi tabii benim şehir dışında şey yapabilmem de çok zordu. Yani orada okuyabilmem öyle bir bütçe de yoktu. O yüzden ya denemek lazım dedim. Şeye girdim. Sınava girdim. Site Savaş Hoca ile tanıştık sınavda. Sınavda girdim. İlk sınavdan işte kapıyı kapattım. Teşekkür ederiz dediler. Kapıyı kapattım çıkarken arkamdan Savaş Hoca geldi. Savaş Hoca işte gel bakayım buraya falan dedi. Gittim yanına. Seni alıyoruz bu okula dedi. Kimseye söyleme dedi. Bak iki tane daha sınav var ama yani eleme var ama dedi alacağız seni ama dedi sakın gidip dedi başka sınavlara girme dedi. Tabii çünkü tercih edilmeyen tarafı da erkek oyuncular için askerlik meselesi vardı. O yüzden de yani başka okula gitmememi pek istememişti Savaş Hoca. Orada da söyledi. Ben de tamam dedim yani. Tamam deyip söz verdik. Sonra Savaş Hoca ile olan maceramız başladı. Ama o tamamı demen de enteresan. Bir anda nasıl bir güven oluşturdu değil mi? Ya güven mi? Korku mu? Yani ben o adamı seyretmişim. Televizyonda da seyretmişim. Şeyde de seyretmişim. Tiyatroda seyretmişim. Savaş Dinçel yani. Hani, evet yani. Hani korku falan hani elbette ki sen de o zaman 19 yaşındasın. Hani yani kafan karışıyor yani. Böyle bir şey söyleyince ben direkt Tamam dedim yani. Ben bir de kimseye oturup bunu kimseye söylememek durumundayım yani. Bir de hani öyle bir durum, öyle bir hani bahçede bir mesela ya. Bana şimdi millete bakıyorum bunu söyleyemem ki yani. Savaş Hoca bana sakın başka okula gitme dedi. Sınav devam ediyor çünkü iki aşama daha var. Ama ilk şeyden sonra biz de işte üç aşamalı yapıyordu. Bir yani sahne, sonra işte bir psikologla görüştürüyorlardı hepimizi. IQ testi yapıyorlardı. Ondan sonra son aşamada sese işte müzik ve dansa bakıyorlardı. Öyle de Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin macerası başladı işte okuldaki senelerimiz başladı. Peki Savaş Hoca ile eminim bu süreçte başından geçen bir sürü komik hikaye olmuştur. Çünkü sürpriz bir hocaydı yani. Bu hikayelerin de başka kuşaklara da ulaşmasını çok isteyenlerden biriyim ben. Birçok hikayeyi ben kendi anlatımlarımda hep paylaştım. Seni de paylaşmanı çok isterim. Ya çok büyük hikaye. Başkalarıyla yaşadık hikayeler de var. Yani şimdi tabii. Ya neyi anlatayım? Ya bir sürü şey anlatabilirim de. Ya bir gün okuldayım, bahçedeyiz. Savaş Hoca da dışarıda elinde kahvesi, işte birinde kahvesi, Nescafe'si, öbüründe sigarası. İşte çocuklarla şakalaşıyor, makalaşıyor falan. Ben de Maltepe'den banyoya bindim, Kızıl Toprak istasyonuna indim. Oradan yürüyerek geliyorum, bir baktım kapıda falan, işte makara yapılıyor, çok güzel. Gittim yanına falan, ne yapıyorsun falan dedi. O da bana yani sözcük anlamının işte zamansız, yersiz hareket eden ve tavırları bu yönde olan kimselere verilen bir Türkçe şey var, sözcük var. O sözcüğü söyledi. Ya küfür değil o yüzden yani.
Dalyarak dedi. Yani. Ondan sonra ne yapıyorsun falan. Okey. İşte konuşuyoruz, konuşuyoruz derken biz ayakkabılarıma takıldı. Ya yok mu başka ayakkabında? 3 senedir dedi aynı ayakkabıyı giyiyorsun dedi. Allah Allah. Ulan şimdi hani şimdi biz de genciz. Bahçede şeyler var. Kızlar hanım arkadaşlar var. Yani. Onu boş ver erkek arkadaşlar var. Şimdi sen niye beni gömüyorsun bunu ya? Ondan sonra uyuz oldum ben de. Ya ne biçim konuşuyorsun falan böyle şey yaptım. Ayrıldım onunla içeri girdim falan. Bir kızdım ama bütün akşam böyle şeyim. Böyle öfkeliyim yani. Ki sen böyle o, yani güzel öfkeli. Ondan sonra böyle surat murut bilmem ne hiç yüzüne bakmıyorum derste falan bilmem ne. Ne biçim lafmış o. Ayıp be ondan sonra falan diyorum. Koskoca adamsın. Tabii canım ya kafamda yazıyorum falan. Ulan bu da bak falan diyorum. Neyse. Abi o zaman Türkiye'de işte... İşte bir mağaza, bir ayakkabı mağazası daha yeni açılmıştı. Büyük bir alışveriş merkezi yeni açılmış falan. Yani o ayakkabının şeyi Türkiye'ye yeni gelmiş yani. Neyse akşam tam okul çıkışı kapıda şey yaptı, gel buraya gel dedi. Yine dalyarak dedi tabii ondan sonra. Ondan sonra iki tane ayakkabı kutusu. Birinde taba rengi, diğerinde siyah. İki tane o marka ayakkabı. Dedi bunları dedi özel günlerde giyeceksin dedi. Bunları dedi şey aldım. Ya herif zaten sabahtan gitmiş ayakkabıları almış falan filan orada şeyini yapıyor. Onun şeyini yapıyor falan. Ya var bin tane var yani. Hani yani ama ne güzel bir şey. Bir de tabii şöyle bir şey. Mesela işte Uğurlar, Caner'ler falan hani hep beraber yaşadığımız şeyler var ama birçoğu da böyle çok anlatılabilir şeyler değil yani. Hani edepsiz şeyler var, bilmem ne var. Hani rahmetli Berk'in işte Berk'in hikayeleri var falan yani bir de tabii Müjdat Gezen yani Savaş Dinçel ikisinin yan yan olup derste merste yani bambaşka bir olay kopuyor yani birbirlerini çok iyi tanıyan çok iyi mizah yapan hiç kimsenin aklına gelmeyecek yani nereden aklına geldin diyebileceği o kadar çok hikayeler var ki yani onların derslerine hani konuk olarak gidip yani izlemek izle ki yani başka konservatuarlardan gelirlerdi yani o makarayı yani biz mesela hiçbir derste büyük çok gerilmezdi hep gülünürdü yani çok sert davrandıkları çok böyle daha ciddiye almamızı sağlayacak günler de olmuştur ama onun içinde bile başında ya da sonunda mutlaka büyük makaralar olurdu yani. Çok gülünürdü yani. Çok eğlenilirdi. Yani bu işin eğlenmeden yapılamayacağını yani. Görürdük onunla yani. Bunu deklar etmezlerdi ama bunu onlar yaparken anlaşılırdı yani. Yani vallahi rahmetli anıyoruz işte. Yani buradaki evet. Fuayede burada onun şeyi var. Yani. Barış Dinçel'in yaptığı küçük heykeli var. Evet. Onun çizimleri var fuayemizde. Her yerde. O burada yani bence de. Bu yaşadığı sürede evet. Olmadı ama onun burada var olduğu düşüncesindeyim ben her tabii zaman. Tabii ben yani senin yanında var olduğu düşüncesindeyim. En çok keşke dediğim şeylerden bir tanesi. Yani keşke olsaydı da işte bize oyunlar yönetseydi, yeni oyunlar şey yapsaydı. Yani onun yönetmenlik tarafı da inanılmaz. Yani tiyatro rejisörü olarak inanılmaz oyunlar yönetti. Keşke olsaydı ama dediğim gibi hep anıyoruz. Sumru Hanım, Sumru Dinçel'le sürekli görüşüyoruz. Yani çok kıymetli, çok yansın. Evet. Nur içinde yatsın. Çok güzel insanlar yetiştirmiş, çok güzel fikirlerle geliştirmiş. Bunlar hep güzel yanları tabii ama bir çocukluğum vardı, gençlik oldu. Karadeniz delikanlısı olmanın getirdiği bir tabii ki sert bir mizacım vardı. Ondan sonra... Ve bir sektörle tanıştın. Yani oyunculuk. Bu sürede hiç hayatında senin üstüne basıp geçen, senin kalbini kıran, seni görmezden gelen oldu mu? Veya ne bileyim, hani geçmişte vay efendim bunu bana yaptın deyip şu an senin aklında kalan öyle bir hırslanman var mı? Birilerine hesaplaşman var mı? Yani? Yani başka bir dünyaya girdin çünkü aslında baktın değil mi? Ben yani meslektaşlarımla ilgili yok böyle bir şey. Yani süper. Yani meslektaşlarımda çoğu işte çok iyi de insanlardır. Ya bir de iyi insanlardır yani bizim sektörde yani oyuncu sektöründe çok kötü insan az rastlanır. Vardır muhakkak. Mutlaka her birisi. Yani ama hani olmadı ama zaten ben yani Türkiye'de yaşadığımız için bizim üstümüze basıp geçen o kadar şey vardı ki yani tiyatro sektöründe başımıza gelenler
çok da bizi şey yapmıyordu. Yani biz biz daha doğduk, bize 80 sonrası gençlik dendi yani. Hayda durun, nereye geldik? Yani biz doğduk, Kenan Evren vardı, höt pöt vardı, sokağa çıkma yasakları vardı. Yani öyle gecenin körü bir yerlere gitmek, rahat rahat dolaşmak, böyle hani şimdiki gençlerin yaşadığı, yani biz ne bileyim, sokaklarda birbirlerini silahla kovalayan insanlar görüyorduk biz küçücük yaşımızda yani. Evet. Hani 90'larda farklı olmadı. Bu sefer başka şeyler çıktı. Terör vesaire bilmem ne. Yani üstümüzden aslında... Çok şey. Ya tabii ya, bazen düşünüyorum şey, aslında sanki ikinci el bir hayat yaşamış gibi hissediyor insan kendini Türkiye'de. Hani bir hayat verilmiş ama ikinci el. Yani çok saçma diyorsun yani. Hani... Tam olarak bize ait. Bize ait, tamam. Ve bizim ya bize, değiştirdiğimiz tamam. Bir dünya yok. Yani bize ait ama o verilen hayat ikinci el. Evet. Hani sen, çünkü başkasının yaşamış olmuş olduğu için. Çünkü 68'li abiye, 78'li abiye de sorsan onlar da aynı şeyleri, onlar da aynı şeyi yapmış. O yüzden ikinci el. Yani kuşaklar vesaire diyor ama biz 0 kilometre olamıyoruz hiçbir zaman. Ve isim koy. Şimdi mesela yeni şeyde, trendde işte Z kuşağı dedikleri. Ya şunu yapmayın ya. Birine isim koyma şeyini sana kim verdi ya? Şimdi de Z kuşağı. 2000'li çocuklara milenyum kuşağı falan. Ya böyle bir isim takma, siz kimsiniz? Biz kimiz? Yeni nesle Z kuşağı diyoruz yani. Ya bu sınıflandırmalar, bu sosyolojik şeyler çok abuk subuk. Kim ya bu Z kuşağı? Hadi de bakalım yani, bir yeni kuşağı bize. Ne diyorsun senler yani? Evet. Hani bir abiler, bunlara isimler işte, dediğim gibi. O yüzden hani üstümüze basılıp geçilen, zaten Türkiye'de yaşıyorsa zaten üstümüzden basılıp geçiliyor. Yani biz neler gördük tabii, üstümüzden basılıp, benim değil hocalarımın başına geldi. Yani hocalarım her yıl, her dönem, her hükümet, yani bu yalnızca şu anki değil de bütün hükümetler tarafından. Okul açtı, okul kapatmaya kalktılar. Mahkeme ikazı, tekrar kapatmaya kalktılar. Tamam. Sonra nasıl vergi ver? Ya biz hepimiz burslu okuyoruz. Bizden para kazanmıyor ki vergi versin. Yok vergi olmaz ver. Milli eğitim. Üniversiteye bağlayalım dedi Emre Kongar hocamız da, Erdal Atatürk, Emre Kongar, Toktamış Atışlar. Bir oturdular, bir Yıldız Üniversitesi'ne bağlayalım dediler. Yok o olmaz falan. Yani sürekli bir şey. Yani neler anlattı tabii canım. Ya biz devlet tiyatrosuna çağrılmıştık Günay'la ben. Biz gittik işte. Engin Cazar bir oyun yönetiyordu. Provalara gittik. Ondan sonra işte prova yapıyoruz bilmem ne. Ay sonu geldi. İşte yövmiyeli oyuncular işte müdüriyete gidiyorlar. Müdüriyete gidildi. Ondan sonra işte bizim önümüzdeki devlet konservatuvarı mezunu arkadaşlar tam yövmiye aldılar. Biz gittik yarım yövmiye. Niye ya dedim. Niye bize yarım yövmiye veriyorsunuz? Aynı şeyi yapıyoruz. Biz dedim hatta daha iyi roller oynuyoruz burada ya falan bilmem ne. Dediler öyle. Niye siz şeyden mezunsunuz, özel konservatuvardan mezunsunuz falan diye. Bir daha da gitmedim. Engin Cezar kaç kere aradı Allah rahmet eylesin. Biz dedim Günay boş ver dedim ya, bu devlet tiyatrosu falan. Öyle saçmalık mı olur ya? Aldığımız para da 7,5 lira yani. Devlet konservatuvarı mezunu 15 lira alıyoruz. Ama 7,5 lira. Devletin de bunu ayırması ne garip değil mi ya? Ya ayırdın da biz bayağı rol oynuyoruz abi. Yani Engin Cezar Güney'e de bana da bayağı böyle rol vermiş yani. Kadı diye bir oyun. Yani işte al yani, daha ne anlatayım yani. Peki bu kadar seni herhalde kaç senedir tanıyorum? Biz 90'larda falan tanıştık herhalde. Evet. Ya bu kadar mesela 90'lardan beri tanıyorum. Hala mesela seni ararken tedirgin oluyorum. Bak, çok ciddi söylüyorum yani. Yani Şevket Çoruh'un yani Şevket Çoruh'tan yani çok severim, canımdır ama korkarım. Çekinirim yani. Yok. Öyle bir durum var. Yani kardeşimdir bu arada, yaş olarak da benden de küçük ama ya senin bu sert mizacın... Hakan mizacı... abimizdir. Sayın seyirciler, Hakan Bilgin abimizdir. Büyüktür bizden. Eyvallah. Ama gördüğünüz gibi hani yani yaşıt gibi yaşıt görünüyoruz gibi yani. Bir türlü o öyle yaşlanamadı yani. Sen kaçlıydın? 67'liyim. 6 yaş var mı? 6 varmış bak. Ama ben hala bazen yer yer sana Şevket abi de demiş olabilirim. Ya Şevket, bırak gözünü seveyim ya. Ya çünkü bak bu sert ya, bu sert mizacı bana lütfen. O değil ya, de orta oyuncularda kapıdaki tombaladan ne kadar para kazandı? Çok kazanmış. Bir kere o yasal değil. Sen tiyatronun faizinde nasıl tombola atıp para kazanırsın? Ben Erkan bak böyle üçüncü... tiyatro, böyle tiyatro, tiyatro kültürü olmaz. Böyle bir şey yaparsan burada oynarım ben, söyleyeyim sana valla. Ve o oyun kalktığında inan ki en çok üzülen biz olmuştuk kapıda satanlar. Bayağı bir viski tabii, de çektiriyordun galiba değil mi? Bak viski, sigara, tombola çektiriyordun.
Ve bu arada 3 defa tutuklanma tehlikesi atlattı. Evet evet biliyorum tabii. O hikayeyi. Tabii. Şeyde pasajda polis gelmiş toplandı. Polis de değil. İki karı koca geldi. Evet. İki erkek, iki kadın. Ben de abi tombala çekeyim dedim. Senin burada ne işin var dedi. Abi dedim yani sen dedim Ramazan abiye dedim biz sakalı verdik oradan buradayız falan. Ne sakalı falan ev üstüme yürüdü. Yanındaki tuttu oyuna girdiler. Oyun bitti. Oyun bittikten sonra bunlar bekliyorlar bakıyorum fuayede. Ya Hakan Bey kusura bakmayın ben dedi Kartal Emniyet Müdürüyüm dedi. Ben dedi 48 saattir tombalacı peşinde koştuğum için dedi. Sizi görünce delirdim falan. Ya bir de bir metre makyaj var üzerinde. Ama bunu da anlatmak lazım tabii. Oyun neydi? Üç kurşunluk opera. Feren abi Bin Bela Mahmut diye bir şey karakter oynuyordu. Çok çok güzel oyundu. Çok güzel oyundu. Erkan Üçüncü de Atatürk rozeti satardı. Evet. O da çok güzel. Eminönü'nden toplu alıyordu 5 liraya, satıyordu 10 liraya. Evet evet. O da çok en şanssızlar kadar. Zaten kadın oyunculardı. Yani onlar nazar boncuğu yani satıyorlar ama. Nazar boncuğu falan. O bir Orhan Gencebay gelmişti bir gün. Onlara bir böyle 50'lik falan atmıştı. Bir orada para kazandı. Ondan sonra nazar boncuğu çok para kazandı. Ama ben tombaladan. Evet abi ya. Evet çok iyi hatırlıyorum. İki kere gitmiştim öyle. Çok da güzel bir sahnesi vardı. Bin Bela Mahmut hapse düşüyor. Hapiste böyle uyuyor. Büyük tabii Atatürk hayranı sürekli Atatürk rozetiyle dolaşan. Birdenbire şey oluyor uyanıyor İsmet diye uyanıyordu orada abi yıkılıyordum ya. Yani nereden bu Ferhan İsmet diye uyanıyordum. Ya inanılmazdı yani. Bir de şu arka sokaklar konusunu açmak istiyorum. Çünkü bu biliyorsunuz yani bir fenomen iş. 15 seneyi devirdik değil mi? 15 sezon evet. Bitti 15 sezon. Türk televizyon tarihlerinde herhalde çok böyle bir... Haftalık dizi olarak en çok çekilen. Çekilen değil mi? Yani evet haftalık dizi olarak en çok çekilen. Yani işte hep yıllarda bizimkiler de denir ama bizimkiler eskiden bir sezonda 26 bölüm çekilirdi. Biz 40 bölüm çekiyoruz tabii. Bir sezonda. O yüzden sene olarak onlar fazla. Yok. Sene olarak da 11 sene galiba onların. Bize 15 sene oldu. Yani İnanılmaz galiba dediğim gibi şey olarak sene olarak en çok şey yapan diziyiz. Bu kadar dizide oynayınca insan ister istemez bir profesyonel dejenerasyon bulaşması olur. Mesela kriminal konularda falan olaya girme çözdüğün olay oldu mu peki? Yani hani çevrende mahallede falan bir hırsızlık olunca bir dakika durun şuraya bir bakayım şuraya bir hallederim falan gibi. Bir gün işte kış işte çocuklar bir apartmanın girişi vardır ya böyle hani kapı girişinde oturmuşlar falan. İşte bir şey yapıyorlar herhalde. Tam olarak bilmiyorum ne yaptıklarını. Ben de uzaktan böyle oraya doğru yürüyorum yine işte. Ne düşünüyorsa kafada böyle yürüyorum falan. Abi beni görünce bunlar bir toparlandı, ayakta aldı. Ellerindekini sağa sola attılar falan. Bayağı yani böyle hani işte şey... Yakalandık. Ha tamam. Komiserim falan dedi. İyi akşamlar falan dedim çocuklar dedim. Ötleri kopmuş yani. Sonradan güldüler kendilerine de. Ne oluyor lan dediler yani hani. Ay oluyor yani hani o tip şeyler oluyor. Yani bazen tabii biz çekim sırasında falan başına bir şey geliyor böyle polisi. Komiserim bir ilgilensenize diyenler falan var. Yani enteresan tabii 15 sene aynı rol vesaire. Tabii meslektaşımız. Meslektaşım. Ya yani ben Türkiye'deki birçok polisten daha çok polislik yaptım. Bence yapmışsındır kesin. Yani çok ciddi yani seninle beraber Zafer abi zaten yani emniyet şeyi olur. Emekli olması lazım ama İçişleri Bakanlığı izin vermiyor emekli olmasına. Yoksa yani biliyorsunuz Zafer abi genç daha yaşı biliyorsunuz. Daha 60'ında. Şevket'im çok teşekkür ediyoruz. Efendim kim olsa bence, bir şey çok güzel bir sohbetti benim için. Böylece ben de sana söyleyemediğim şeyleri söylemiş oldum bu arada. Onun için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Mekanında ağırladığın için. Ol. İnşallah çok uzun süreler bu sahnede, bu sağlıklı sürece geçeriz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi ki varsın, iyi ki bizimlesin. Sağ olasın.